Allah Teala burada bir de erkeklere yine şöyle buyuruyor. Nisa ayet 19'da ve aşırı hünde bil ma'rufi Allah buyuruyor. E erkekler ve aşırı emir işte yaşayınız hünne kadınlarla bil marufi ma'ruf şekilde. Erkek de aile reisiyim evinde kesinlikle ee, baskı yapamaz, zulüm yapamaz, zorbalık yapamaz. Mevla bir onlarla güzel bir şekilde yaşayın, geçin Mevlam buyuruyor. Böyle. Yani elden geliyor kadar tabi tatlı sözlerle, tatlı dillerle güzel bir şekilde... ve ikna ederek anlatarak böyle veren geçirin buyuruyor böylece. Fakat tabi nedir bu? Erken burada bir sorumluluğu başlıyor burada. Erken işte burada sorumluluğa girelim Tabi Hadis-i Şeriflerle açıldı bu konuları. Hadis-i Şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Bunlara sahih-i deniyor. Yani iki sahih, en esha kitap, en doğru kitap. Gönül kitap anlamına geliyor. okuyucu Hadis-i Şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kullüküm ra'in hepiniz raisiniz. Rai gözetici, kollayıcı anlamına geliyor. Bir buradan Türkçe'mize çoban deriz. Arapta çoban derler. Mesela rail ganem. İşte koyunları gözeten, koyun çobanı anlamına gelir. Ee, peygamber böyle başlıyor. Kullukum hepiniz. Buradaki kum zamiri muhatap erkeklere muhataptır. Kadın olsa küllü ne olur. Kadınlara olsa yani hepiniz çoğul olmuş oluyor. Burada küllü hepiniz erkeklere ait bir zamir. Peygamber buyuruyor. Küllü hepiniz yani bütün erkekler. Nesiniz? Ra'in hepiniz de çobansınız. Yani gözetici, yönetici, yönetici koruyucu anlamına geliyor buradaki çabandık Ve kullukun mesulun hepinize mesulsunuz, sorumlusunuz an götü sürüsünden, eşinden, çoluk Burada peygamber bize Aleyhisselam Hazretleri erkeklere, Allah da bizlere şöyle buyuruyor, hepiniz çobansınız yani. Çoban deyince belki bazı kişiler için bir aşılıcı gibi algılmaya kalkışır bazıları. Böyle muhtemelenler. Peygamber şu gibi adetleri, peygamberimiz ne kadar peygamber gelmişse mutlaka her peygamber koyun çobanı yaptığı buyurdu bak muhtemelen. Peygamber abi ne kadar peygamber gelmişse her peygamber koyun çobanlığını yaptı buyurdu. Sordu sahabeler. Medine'de bu. Ya Resulallah sen yaptın mı koyun çobanlığını? Yaptım buyurdu. Amcam Ebu Tayyip'in koyunlarını ben de güttüm buyurdu. Yine bir örnek verelim çobanlıktan peygamber ilgili olarak. Hazreti Musa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bu. Bunu örnek veriyorum bunu. Musa Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Medine'ye gitti. Orada evlendi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı evlendi. Orada en az 7 sene ya da on sene orada Musa Aleyhisselam koyun çobanına yaptı bak Yaptı böylece. Yine evli olan, piri olan Hadi Karani o da biliyorsunuz çobandır. Çobanların piri değil. Acaba bunun ne hikmeti var acaba? Neden her peygambere bu koyun çobanı yaptı acaba? Neden acaba? Az veya fazla. Neden yaptı? Bir insan hangi hayvanlarla uğraşırsa onların özelliği insana da biraz sıçrar. insanı kapsar. Şey insana bence de koyunlar? Uysal hayvanlar böyle. Onları yönetmek, onları korumak, ya mesela bir çoban, çoban ne yapıyor? Önce çoban şuna bakıyor, tabi kendi malına bakan, böyle gerçekçi bir çoban. Ne yapıyor bir çoban? Önce, acaba bunları hangi meraya bugün götüreyim ona bakar böyle işte filan yerin çayır otları daha güzeldir. Oraya götüreyim böyle. Önce hayvanların karınlarını daha doyurmaları için önce en güzel yeri seçer. Bazen bir uzak olsa biraz oraya gider. Önce hangi otlar daha güzeldir? Eğer bir yerde biraz zararlı otlar varsa, diken diken varsa oraya götürmez. Yani çalılara, dikenlere Koyunların, biliyorsunuz yünleri tutuştu mu böyle çeker kopar onları, dikenler bunları. Ne yapar değil mi çaban? Sonra çaban ne yapar? Giderken bunları korur. git yerde bunları korur. Su ince, suya götürür, işlerir bunları böyle. Eğer koyun biri giderken yolda düşse, bir şey hasta olsa onunla ilgilenir. Onların sağlığı ile alıcı otlaması ile içe su ilgendi gibi bir de onları düşmandan korur çobanlar. Çobanlar. Yani çoban nerede bir tehlike varsa uyumaz. Uyumaz. İcabında tabi oku yayı yanında. E, günümüzde tüfe yanında. E, çoban köpeği yanında çoban bakar. Eğer bir yerde kurt muşu bilen varsa yani çoban bakıyor ne yapıyor? Hayvanlarıyla ve tamam bütün bütünleşiyor onlara beraber bir aile yuvası gibi olana bitişin bitmeşiyor. Hem bir yöneticilik oradan kaynaklanmaktadır. Yani yönetme bunları onların sorumluluğu altına almak geliyor. Bu şimdi peygamberimiz böyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız erkekler. Hepiniz de güttüğünüz sürüden ondan sorumlusunuz.